Bu sobaları burada mı yapıyorsunuz? Bunlar bazılarını biz yapıyoruz, bazılarını hazır alıyor. Şunlar bizim yapımız. Evet. Bunlar hem kendimiz teneke yapıyoruz. Sobaları. Evet, teneke sobaları. Kendimiz yapıyoruz. Bu kazma kürek sapları mı siz? Bunlar satıyor? Hazır alınıp satılıyor. Güzel güzel. Evet, güzel. Hazır alıp satılıyor. Boru yapıyor muyuz? Taş boruları kendimiz yapıyoruz. Ama emaye boruları evet. Hazır alınıyor. Banyo sobalarını biz yapıyoruz. Normal banyo sobaları. Tabii. Kırtlar kesimlere. Artık çağa ağırdı. Bunlardan ufak değil. Evet. Bundan bir tane giderse bana bir hediye edersin. Banyo. Canım olsun. Evet. Bütün yüzüyordu. Bazı yap, bazlama yapmıyor. Evet. Bazlama yapmıyor. Şey, evet. Taş kavurma yapmıyor. Ha. Benim halim iş bilir. Evet. İş bilir. Evet. Aşağı aşağıda. Baba lağabımızda kimler denir? Topallardan denir. Kalaycı Topal'ın oğlu derler. Evet. İrbağım. Ha, hangisinin oğlusu kalaycılarda? Kalaycı Topal'ların oğlu İrbağım denir. İrbağım'ın oğlu Ziya'nın oğluyum ben. Ha, geçmişimiz kalaycı. Dedemin dedesi de kalaycı yalnız. Evet, biliyorum. Evet. Şimdi sana sorayım. Evet. Bu mesleğe senin babadan alışarak çıraklıktan mı seçtin yoksa oğlum işte gel de faydalı ol şöyle böyle dedi. Yoksa okumak mı isterdi? Şimdi şu anki yaptığımız meslek babadan geçme değil yani değişime uğrama. Daha önceden kalaycıydı. Kalaycılık evet. Biliyorsun değişime uğradı. Tabii tabii. Öldü bir meslek. Bu evet. Da şu gördüğün tenekecilik ona yakın olduğu için bunu seçtik. Yani elimizin yatarı bu olduğu için bunu seçtik. Evet. Şu anda sobacılık ve inşaat malzemeleri satıyoruz. Yani hazıra yöneliyor. Evet. El emeğe kalktı. Evet. Şimdi para gücüyle yapılan işlere yöneliyoruz yani. Tabii. İsterdim ki benim geçmişim, evet isterdim ki ben okumayı veyahut da bir tahsilli biri olmayı isterdim ama bulunduğum çevre ve bulunduğum ortam el vermediği için mecburen baba mesleğinin devamına yakın olduk ve onu sürdürüyoruz. Evet. Bu birinden sonrakinin de bu mesleği sürdürmesini istemiyorum. Evet. Ama gel gelelim ki o zamanın şartlarına ne gerekiyorsa o olur. Tabii. Bu devir eski devirlere göre değil yani eskiden el emeği bir sanatkara verilen kıymet şimdiki kadar değil yani. Şimdi sanatkar diye bir şey kalmıyor. Hayır neden bu? Neden geliyor bu? Bu neden değerini kaybediyor? Şimdi yani böyle yanlışlıktan mı yoksa ekonomik sıkıntı mı açılamıyor daha geniş imkan bulup keşif yapamadığından mı? Neden? Yoksa batıl babadan aldığını mı yapıyor? Yeniye yönelmediğinden mi? Şimdi benim düşünceme göre geçmişle şimdiki zaman arasında sanayileşme var. Örneğin bizim mesleğimiz bakırcı olduğu için eskiden kekik işlemeyle günde bir tane kazan, bir tane hangi bir leğen yapılırdı. Evet. Şimdi o sanayileşmiş. Ha. Adam fabrikayı kuruyor, yüzlerce, binlerce imal ediyor. Presi bastırıyor. Presi bastırıyor. 100 tane kazan yapıyor. 100 tane kazan yapıyor. Senin çalışmana gerek yok yani. Sen ona akşama kadar uğraşıyorsun. Eliğin emeğini alamıyorsun. Geçim sıkıntın oluyor. İkincisi bir de krom krom emaye, plastik, cam sanayi bunlar evet. Geliştikçe bakırcılığın sonu geldi yani. Bakırcılık ölü bir meslek oldu. Evet. Bakırcılık ölünce şimdi sanayi meydana geldiği zaman bakırcılık ölü oluyor. Bakırcılık evet. Öldü. Sanayileşti yani. İleride de daha ileride şu gördüğün yaptığımız mesela şu teneke kazanlar, bu banyo sobası. Normal şofben değil, termosifon değil. Hı. Ama normal saç. Kırsal kesimlerde kağıt, küreyle, çabuk çöple ıskılabilecek yani vatandaşın kısa da bugünkü şartlarda cevap verecek şekilde. Evet. Odunla, kömürle, evet, çamanla. Evet, evet. Bulunduğumuz ortamda bu yer idiği için çünkü bunu yapıyoruz. Kalın olsa o köşe bunu ısıtmaz. Bunu ısıtmaz. Bunu ısıtmayınca buna kişi kömür veya da ton odunu, kömür maddi açıdan o maddesi kağıt, kürek, çöp bunları ısıtmak amacıyla şu gördüğün sadece imal ediyor yani bugün evet. için. Gelecekte bu da kalkacak bilemedim bir sene sonra şofben bu şugünün hazır şofben. Peki şimdi sana söylüyorum. Bir dakika. Evet. Burası sence
senin sanatına uygun mu bu dükkan? Şimdi benim sanatıma değil de şu dükkan şu anda Besti çevresine göre uygun. Ama yaptığım el emeğine göre uygun değil. Ha, şimdi bu dükkan devrilecek bir şey göremiyorum. Evet. Bu daracık hiçbir şey yaramaz. Evet. Bura işte bulunduğumuz ortama göre şu anda yani ben de gene buradaki bulunan halka göre şanslıyım yani. Dışarılara göre iyi diyorsun. Şimdi evet. Hiç yoktan iyi diyorsun. Hiç yoktan iyi diyorum. Bazı kişilere göre daha ben kendimi şanslı sayıyorum yani. Ha. Bu çevrede ama bulunduğum Bursa, bu bulunduğum ortam yani bu bence hiçbir şey değil yani. Bence bu hiçbir şey değil yani. Bu tabii. Sorun değil. Bu ne benim geçimimi sağlayabilir ne benden sonraki ailemin, çoluğumun, çocuğumun geçimini sağlayabilir. Bu bence ölü bir sanat. Ama hiç yoktan iyidir diyoruz. Kayseri köşelerinde gezmeyelim diyerekten burada uğraşıyoruz yani. Aferin. Bu başka bir şey değil yani. Bir geçim. Şimdi ikincisi de Besti halkı çalışkan. Şimdi gördüğünü hemi kapar aslan pençesi gibi dalarız her işe. Yani bizim atadan babadan kalma bir şey, eserimiz bu yani. Çekirdekten yetmez dükkan, çekirdek değil de esnaf. Yani hangi şey onu kaparız. Bugün teknoloji yarın oraya saldırır. İşte bizim böyle güzel, şimdi sana şöyle bir şey soruyorum. Gençsin madem. Senin, şimdi diyorum ki biz de buna senin şeyine cevap vereceğiz. Bir Besti olarak bir vakıf kuralım. Parası olanlar bankaya yatıracağız, vakıfta olsun. Şimdi gelsin sana desin ki senin cesaretin var. Bak çok sevindim yani. Bir Besti olarak gurur duyuyorum. Evet. Çünkü içinde sanat var, atın var, meydan bulamıyorsun. Evet. Biz sana meydan var. Eline de para versin. Güzel de kayardığına bir geniş bir dükkan. Evet. Sanayi kuralım. Evet. Halkımıza. Al onu. Al sana da malzeme. Yap, sat, bana da öde. Evet. Yine az az. Ne gücün yettiği kadar öde. Mesela şurada hükümet evleri yapıldı. 20 sene oturdu. Hiç kimse şikayet etti mi? Yani 32 bin lira aynı günden ödedi. Bak hepimize hesap olduk. Evet. Şimdi böyle olursa ne kim giriş hem memlekette yıkıntı olmaz. Hem de böyle sırtına binip elini aldığı 100 liranı ver 75'ini bana ver gidersen sen de ben de hiçbir şey yapamam. Şimdi benim düşünceme göre bizi teşvik etmeleri, teşvik etmeleri, örneğin bir sanayi kurulması veyahut da bir şey, bir imkan sağlandığı sürece ben değil ki Almanya değil, İsviçre, Avrupa bile benim için iştir. Ben çalıştığım sürece ekmeğimi taştan çıkarım. Tabii. Ama bu bulunduğum memleket Besti olan da ben bu imkanı sağlayamıyorum. Çıkaramıyorum yani. Şimdi şurada bir tane iş geliyor. Bir işe bir gün uğraşıyorsun bu senin ekmek para. Ama bir sanayi olmuş olsa ben ona 8 saat çalışırım. Artı makine varsın işte şu bulma. Şimdi bu pratik ve sanayiye uyması lazım. İşte yani sanatta cesareti olana parayı vereceksin. Evet. Dükkanı da vereceksin. Hadi oğlum 10 tane adam çalıştırsın, 20 adam çalıştırsın, yetiştirsin. Kaç kişi ekmek yiyor? Şimdi sana 1 milyar para versek. Geliş kapsam ya 100 milyon paran olsa burada 10 tane adam çalıştırırsın. Şimdi mesela dışarıya başka çeşitler yaparsın. Ben sana şunu söyleyebilirim ki değil 1 milyar 200 milyonla ben dışarıya dönük ihracat yapabilecek kapasiteye ulaşabilirim yani. Tabii. Şu anda yani 200 milyonla da ulaşabilirim. Değil 1 milyar olabilir yani bugün bir insanın tabii. 100 milyonla şimdi da cesaret, iş çevirme 1 milyonla da. Cesaret bunu yaptırır. Cesaret ve araştırmadır. Halkın neye yönelik olduğunu mesela ihtiyaçları ne yönde olduğunu tabii. araştırıp bulmak ve onu imal etmektir. Yarın kapta birçok düzey aletler lazım olacak. Evet. Değil mi? Kuyu evet. kuracağız, evet. çantaj kuracağız, evet. deneceğiz. Evet. Sen bunu yaparsın, işin bu. Şimdi işim bu, yapabilirim ama şu anda madde açar vermiyor ona mesela. Bir i̇şte değil ya, işte gidiyor olmuş. Adam orada hayali kişilere para veriyor. Oturmuş gölgede uyuyanlara para veriyorlar. O da hadi yiyor gidiyor Yunanistan'a gidiyor Bulgaristan'a kaçıyor Avrupa'ya. Parayı cebine koyduğunu değil mi? Niye kaçmasın ki senin ama sen kaçamazsın. Eğlendikten sonra niye kaçmasın? Senin vatanın burası. Sen gidemezsin. Ben, sen yabancılar gidiyor parayı alıp kaçıyor. Benim dedem de dedemin dedesi de doğma büyüme burada olduğu için ben de eğilimim şimdi bana şahsen desin ki diyelim. Değil Burak burayı Almanya'da sana iş veriyorum, belirli bir miktar veriyorum dese ben tavsiye etmem. Çünkü evet. memleketim, vatanım buradır. Ha. Ben burada çalışırım, bir ekmek kazanır, yarımını yer, yarımını da çocuklarıma giderim. Tabii. Ama tabii.
bu imkanı bulamadığın sürece halkımız da bulamıyor yani. Bulamıyor kırsal kesim, köylü vatandaş ne yapsın? Mecbur kalıyor. Tabii. 10 milyon, 20 milyon para harcayıp Almanya'ya gidiyor. Sen şimdi, rezil yani. Ben anladığıma göre buradaki şu çalışma karnını doyuruyor. Anca karnımı. İleriye dönüp bir proje yapamıyorum ve... Yapamazsın çünkü cesaret veren de yok, imkanım yok. Şimdi cesaretle bir alakası kalmıyor. Maddeci, para olursa cesaretin var, paran olmazsa cesaret yoktur yani. İşte bu. İşte bu. Senin elinde para olduktan sonra ve cesaret de sendedir, iş de sendedir, para kazanmak da sendedir. Paran olmadığı sürede kesinlikle para kazanmak şu devirde kalktı. Eskiden sanat geçerliydi. Mesela örneğin babam da söyler, dedem de söylerdi. Bir kalayçı, benim babam mesela kalayçı olduğu için, bakırcı olduğu için... O zamanın şartları bir bakırcıya veyahut da bir kalayçıya değer daha fazlaydı. Tabii. Örneğin bizim babam, dedem veyahut da... İki evli köyde ekmeğini alır diye yaşadın. Evet, iki evli köyde ekmeğini alırdın. Bir, gide yürütebilirdin yani. Çevrende sayılır kişiydin. Tabii. Evet, kalayçılık ölünce şu mesleğe yapıştık. Çevrede yani bizim gibi insanlara yani hor bakılıyor. Tabii. Hor bakılıyor. Bu meslekte ki uğraştığı ne? Ufak bir şey yani. Evet. Bunlar iş değil bence. Ama şimdi bu mesleğe dalında gelince yayılımı geniş. Hani sen şimdi bunu böyle diyorsun ama sen daha geniş içinde var. Bu işin ögesini biliyorsun. Şimdi yani. Sana ne diyebilirim? Babam mesela bakırcı olduğu için yine tekrarlıyorum. Bu bakırcı mesela ölünce eğilimimiz kopatıyor oldu. Çünkü niye? O işimiz ona yatıyor. Şimdi başka şey de yapar. Ondan sonra biraz görüyorsun inşaat malzemesi. Çivisini satıyorum, kürahını satıyorum, zincirini satıyorum, arabasını satıyorum. Ve imkanım olduğu sürece ileriye dönüyor. Tabii. Bugün binalar yapılıyor, evler yapılıyor. Ne lazım bunlara? Kalıp çimento yaparsın. Lazım, demir bugün lazım. Demir kalıp da yapılıyor. Demir mesela. Kalıp yapılıyor, sıva eşyaları lazım. Maddi tabii. Durumum el verdiğince halka hizmet için bunu yapacağım. Yani inşaat malzemesine, çimentosuna, demirine, sıvasına, karosuna bunlara yöneleceksin. Ama maddacın el vermediği için kendi etrafında dolanıyorsun. Sana da bir faydam olmuyorsa bana da bir faydam olmuyor. Sadece karnımı doyurup zaman öldürüyor. Bu yani. Peki şimdi bir de şöyle diyor. Diyor bu böyle bir teşkilat var. Bir de geçmiş kültürümüz kaybolup gitmekte. Evet. Bir de folklor kuralım. Besbirleri folkloru. Evet. Hem bizi dünyada, Türkiye'de tanıtsın. Hem de bize uygun kültürümüzü yaşatmak için. Evet. Siz de bundan katkıda bulunur musun? Maddi manevi. Şimdi maddi manevi elimden gelen her yardımı bulunabilir. Niye? Geçmişini bilmeyen bir millet zaten ilerleyemez. Bizim geçmişimiz de zaten bundadır yani. Bizim geçmişimizi bilmeliyiz. Ona örnek şimdi alarak ilerlemeliyiz. Şimdi ben dün bilmiyorum geldiğim bir düğün çektim. Evet. Filme alıyorum. Örnek göstermek için. Evet. Birçok düğünlere de gideceğim. Evet. Şimdi bizim aşağı şehirde soruyorum. Evet. O havayı. Şimdi mi mutlusun şimdi? Orada şöyle tam bududum dumdum. Kendinden çalan bilgisayarlı bir makine. Evet, evet, evet. Bu evet, insan ruhunu değil, başkalarının teknolojisi gelmiş ama benim ruhumu okşamıyor. Şimdi, ben derin kültürümüz var Türklerin. Evet. Şimdi, onun için diyorum. Şimdi eskiden Batılılar bizim kültürümüzden yansırlardı ve ona göre gelişme yapardı. Şimdi biz daha ileriye gitmemiz gerekirken Batılıların kültürünü alıyoruz, kendimize yapıştırıyoruz. Aslında işte daha önce yaptıklarımızı yapıyoruz yani. Biz ona yönelmememiz lazım, daha değişik şeyler bulmamız lazım. Ama biz daha önce tarihten öncesi bunu yapmışız, bu hareketler yapmışız. Ama Batılılar almış, şimdi Batılılardan bize tekrar yansıyor. Bu da bir moda şeklinde oluyor yani. Bence bu da insan kendine yakışanı yapmaktır yani. Moda demek ki biz buna sahip çıkmamız doğru diyorsun. Evet, evet, evet. Biz ben de sizin gibi kültürümüze sahip çıkmamız doğrudur. Sizin gibi gençlere soruyorum mesaj olarak ki bugün bu teşkilatı kurduğumuz zaman besin gençleri bu folklora sahip çıksın diyor. Canlı olarak. Tabii elimizden gelen manevi yardım göstereceğiz. Danışarak, sorarak yaparsak o kültür yaşar. Sen destek olursun, öbürü destek olur, öbürü bir yerden bildiği olur, öbürü okur, öbürü dünyadan. Yani hep birlikte besin olarak yaşatalım diyor. Tabii tabii. Peki sağ ol, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yardımcı olabildiğim ne mutlu bana, sağ ol. Sağ ol. Teşekkür ederim.